Evet. Öncelikle şu ana kadar boğmaca hakkında konuştuklarımızı tekrarlayalım. Boğmacaya mikroskobik ve şu an çizmeye çalıştığıma benzeyen bir bakteri sebep olur. Son derece bulaşıcıdır ve hava yoluyla ya da bakterinin bulaştığı elin ağza, göze ya da burna teması ile bulaşabilir. Bakteri solunum yollarında mukus birikimine, Mukus birikimi de zaman içerisinde çok şiddetli öksürük nöbetlerine yol açar. Şiddetli öksürükten sonra bir miktar temizlenen hava yollarına yeniden hava dolması sebebiyle de hasta sanki boğuluyormuş gibi sesler çıkartır. Ayrıca boğmaca'nın klinik belirtilerinin 12 haftaya kadar sürebildiğinden ve 12 haftalık bu sürenin gözlemlenen klinik belirtilere göre 3 evreye bölünebileceğinden bahsetmiştik. Bunlara ek olarak bazı değiştirici faktörler hakkında da konuşmuştuk. Değiştirici faktörler, belirtilerin şiddetli olmaması ya da hastalığın bulaşma hızı düşük olduğu için bu üç evreyi birbirinden ayırmayı zorlaştıran herhangi bir şey olabilir. Bu faktörlerden birisi hastalığa daha önceden yakalanmış olma durumudur. Diyelim ki ekrandaki baba birkaç sene önce boğmacaya yakalanmış herkesin vücudu gibi onun vücudu da enfeksiyona tepki olarak bol miktarda boğmaca antikoru üretmiştir. Antikorlar boğmaca bakterisi ya da boğmaca bakterisinin ürettiği tüm proteinlere bağlanıp onları yok edilmeleri için işaretlerler. Enfeksiyon temizlendikten bir süre sonra bile kanda boğmaca antikoru bulunması normaldir. Bunun için babaya boğmacaya bağışık olduğunu gösteren bir antikor arması takıyorum. Evet, bu arma babanın boğmacaya yeniden yakalanması durumunda vücudunun vereceği tepkinin daha hızlı olacağı, enfeksiyonun çabucak temizleneceği yani bağışıklık sistemi bakteriyi daha hızlı öldüreceği için babanın daha az bulaşıcı ve klasik belirtilerin çok daha hafif olacağı, hatta görülmeme ihtimali olduğu anlamına gelir. Bu noktada sizi ailenin geri kalanıyla tanıştırıp, bir başka değiştirici faktör olan aşılama geçmişi hakkında konuşmak istiyorum. Aşılar, maraton koşmak isteyen birinin yaptığı antrenman koşularına benzer. Şimdi ailedeki büyük babanın çok kısa bir zaman önce boğmaca aşısı olduğunu düşünelim. Aşı sayesinde büyük babanın vücudu boğmaca bakterisine ve proteinlerine karşı antikorlar ürettiği yani maraton benzetmesindeki gibi daha önceden antrenmanlı olduğu için büyük baba boğmacaya yakalanacak olursa vücudu hastalığa karşı savaşmaya hazırdır. Aynı babada olduğu gibi. Bunun için büyük babaya da antikor arması takıyorum. Amaçları aynı yani boğmacaya karşı vücudu hazırlamak olan ama içerikleri yüzünden farklı birkaç boğmaca aşısı vardır. Tam hücre boğmaca aşısıyla başlayacak olursak, bu aşı tam ölü boğmaca bakterisi ve ona ait proteinlerin hemen hemen hepsini içerir. İkinci aydan 15. yaşa kadar 4 doz halinde uygulanır. Bu aşı tipi %95 oranında korunma sağlarken aşının uygulandığı yerde rahatsızlık ve hafif de olsa boğmaca belirtileri gözlemlenebilir. E bu sonuçları yüzünden tam hücre boğmaca aşısının yerine aselüler boğmaca aşısı uygulanmaya başlanmıştır. Bu aşı bakteri parçalarıyla birlikte bakterinin ürettiği protein ve protein bazlı toksinleri içerir. Aşının içinde bulunan protein ve toksinler aşı üreticisine bağlı olarak değişir. Aselüler kategori altında iki farklı aşı çeşidi inceleyebiliriz. Bu aşıların ikisi de difteri ve tetanoz aşılarıyla birlikte uygulandığı için isimlerinde D ve T harfleri bulunmaktadır. Az önce de söylediğim gibi bu iki aşı arasında bazı farklar bulunmaktadır. Mesela dikkat ettiyseniz buradaki P harfi büyükken bu aşının ismindeki P harfi küçük olarak yazılmış. Bu bu aşıdaki boğmaca dozunun daha yüksek olduğu anlamına gelir. Yüksek dozlar için 5 defa aşılama yapılır. Aşılar sırayla ikinci, dördüncü, altıncı aylarda, on beş ila on sekizinci aylarda ve sonuncusu da dört ila altı yaşlar arasında yapılır. Bu aşı yüzde 80-85 etkili olmasıyla ne kadar tam hücre boğmacı aşısı kadar etkili değilse de tam hücre aşısının sebep olduğu yan etkilere yol açmaz. Bu noktada bir insanın aşılama ya da gerçek bir enfeksiyon geçirmesinin hastalığa karşı %100 bağışıklık kazandığı anlamına gelmediğini de hatırlatmalıyım. Bunun sebebi Zaman içinde azalan antikor seviyelerinin artık koruyuculuğunun kalmamasıdır. Bunu engellemenin yolu bir rapel yani tekrar aşısı olan diğer aşıdan geçer. Enfeksiyon ya da son aşılamayı takip eden her 5 ila 10 yıl içinde yapılmalıdır. Rapel aşıyı tekrar derslerine benzetebiliriz. Bir konuyu daha önceden öğrenmişsiniz ama unuttuğunuz bazı noktaları hatırlamak ve hafızanızı tazelemek için tekrar derslerine ihtiyaç duyarsınız değil mi? Rapel aşı da aynı şeyi yapar. Örneğin büyük baba belki de gençken boğmacaya yakalanmıştır ama rapel aşı vücudunun hafızasını tazeleyerek kanında azalmış olan antikor seviyelerini yükseltebilir herkesin rapel aşının zamanlaması konusunda dikkatli olması gerekir ama daha fazla dikkatli olması gereken bazı gruplar vardır. Mesela solunum yolu hastalığı olanlar ve bağışıklık yetmezliği olanlar. Şimdi bir de ailenin büyük annesinin bir sağlık hizmetlisi olduğunu düşünelim. Aşılama boğmacanın bulaşmasına engel olacağı için büyük annenin aşı konusuna özen göstermesi gereklidir. Aslına bakarsanız bu ailedeki herkes hastalığı bulaştırmak istemeyecekleri bir bebeğe yakın oldukları için aşılanmalıdır. Son olarak bebek bekleyen kadınların antikorların bir kısmını bebeklerine geçirebilmeleri için her hamileliklerinde hamileliklerinin 27 ila 36. haftaları arasında DBAP aşısı olmaları önerilmektedir. Bu sayede bebek doğduğunda İlk aşısını olana kadar boğmacaya karşı geçici bir bağışıklığa sahip olur. Artan boğmaca salgınlarına aşıların mutasyona uğrayan bakteri üzerinde etkili olmamasının sebep olduğu düşünülse de, bunun asıl sebebi aşılanmayan çocuklar ve rapel aşılarını yaptırmayan yetişkinlerdir. Bu durum hastalığın bulaşıcılığını artırıp belirtilerinde daha şiddetli seyretmesine sebep olmaktadır. Hoşçakalın.